Sayın İlhan Gültekin, bizlerle birlikte olan isim, araştırmacı, yazar. Sayın Gültekin, iyi akşamlar. İyi akşamlar Faruk Karatay. Sayın Gültekin, bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz ve başkanlık sistemi tartışmalarını nasıl buluyorsunuz? Neden üniter yapının yerine başkanlık sistemi tercih edilsin diye dayatıyor siyaset? Konu tabii aslında yorgun. Hani konuşmaktan, değerlendirmekten herkesin yorulduğu bir konu. Başkanlık sistemine niçin bu kadar önem veriliyor? Niçin bunun üzerine yığınak yapılıyor? Hakikaten de ilginç. Profesör Doktor Haydar Baş'tan benim en az 20 yıl önce ve defalarca duyduğum bir ölçü, bir prensibi burada ifade etmek, hatırlatmak istiyorum. Yani insanları düzeltin, o insanlar sistemi yaşatsınlar. Sistem kötü diye sistem üzerine yoğunlaşmak, sistemi değiştirmeye kalkmak hiçbir şeyi çözmez. Hakikaten de siz başkanlık sistemi de olsa, parlamenter sistem de olsa insanlara o hakkı olan özgürlükleri ve siyasi katılımı sağlayabiliyor musunuz? Bunu Türkiye konuşmuyor maalesef. O yüzden yanlış yerdeyiz. Kim, yani ben başkanlık sistemi taraftarıyım diyen de, parlamenter sisteme tarafım diyen de aslında doğru şeyi konuşmuyor, doğru şeyi tartışmıyor. Türkiye'de siyasetçilerin halka karşı duyarsız olduğu, halka karşı 4 yılda bir, o da dilinin ucuyla, birkaç kuru vaatle ancak taleplerine cevap verdiği bir sistem var. Bunu çözmek için sizin parlamenter sistemi terk etmeniz gerekmiyor ki. Parlamenter sistemi çalıştırmanız gerekiyor. Bu parlamenter sistemin çalışmasının önündeki engeller ne? Baraj, bir diğeri de partiler içerisindeki lider sultası. Bu konuda ben demokrasi adına parlamenter sisteme sığamadım diyen AKP'nin peki sabıka dosyasında ne yazıyor? Barajı hararetle savunan, 1980 darbesinin bu en önemli siyasetteki mirasına tek başına sahip çıkan AKP. Efendim, lider sultasını, parti içi demokrasiyi engelleyen mekanizmaları sahiplenen, partisinde birebir uygulayan yine AKP. Yani bu AKP mi? Daha söylemek gerekirse Orta Doğu'daki bütün krallıklarla, dikta rejimleriyle kol kola ülke bölmeye, dış siyasette beraber olmaya çalışan, dünya üzerindeki Amerikan hegemonyasına, İsrail hegemonyasına hizmet etmekte beis görmeyen, Türk halkının duygularına, hissiyatına rağmen dış siyasetinde zerre kadar bunları yansıtmadan İsrail'in, Amerika'nın açıktan hizmetkarlığına soyunan bir hükümet. Ben bu sisteme sığamıyorum, parlamenter sistemde yeterince demokrasiyi halkıma yaşatamıyorum demesini ciddiye almak mümkün müdür? İşte burada önemli bir çelişki var. Gelelim sistemlerin kendisine. Yani parlamenter sisteme göre başkanlık sistemini ön plana çıkarmak istiyorsanız, o zaman başkanlık sisteminde bir kere çeşitli konumlardaki insanların, bunlara yargı da dahil, bunlara askerler de dahil, biraz siyasette daha yakın durmasına ve bununla birlikte katılım yapmalarına, siyasi pozisyon almalarına yeşil ışık yakacaksınız. Oysa Türkiye'de hem asker hem yargı mensubu insanların suçlandıklarında kendilerini savunmaları bile başlı başına bir suç olarak addedildi. Sayın Cumhurbaşkanı, eski sabık başbakanımız ve AKP kadroları açıktan bu insanları hedef alırken, sonradan paralelci diye adlandırılan Pennsylvania grubuyla birlikte bu insanları yargısız infaz ederken, basını, devlet kuruluşlarını bu konuda açıktan kullanırken, polis gücünü kullanırken, bu insanlar kendilerini savunmak adına tek bir cümle bile edemediler. Hani siz başkanlık sistemiyle bunu sağlayacaktınız, hani bu insanların da biraz vatandaşa karşı sorumluluğu olsun, yani başkanlık sisteminin bir getirisi olarak düşünürseniz bu çıkar karşınıza, bunu yapacaktınız. Nerede? Hiçbir şekilde yok. Sonra Amerikan başkanlık sisteminde dikkat ediniz, parti içerisinde özellikle de görev almış olan başkanın neredeyse hiçbir nüfuzu kalmıyor. Partisinden soyunuyor. Oysa biz bugün neyi tartışıyoruz? Cumhurbaşkanının, daha henüz başkan olmamış Cumhurbaşkanının AKP'ye yaptığı ağır müdahale ile Hakan Fidan'ın adaylığı iptal edildi. Hiç kimse buna bir istifa, işte hanımının sağlık nedenleri falan gibi bir kılıf bulmasın. Açıktan açığa
AKP'ye bir bindirme oldu, bir abanma oldu. Aksaray diye adı geçen merkezden ve AKP geri adım atmak zorunda kaldı. Hakan Fidan geri adım atmak zorunda kaldı. Bunu yapan daha henüz Cumhurbaşkanı iken, daha henüz sistem olarak gücü tam eline almamışken bu şekilde açıktan aleni bir biçimde siyasette ezici güç, tank rolüne soyunan bir insan başkan olduğunda parti içi demokrasiye hoşgörüyle bakar mı? Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde mesela iki parti sistemi vardır. Evet, ama o iki partiye, parti yönetimine rağmen onlar elinden geleni ardına koymadıysa bile kaydolursunuz. Onlara 180 derece ters bir çizgiyi savunabilirsiniz. Parti disiplini adına kimse sizi ihraç edemez. Seçmenden oy aldığınız, seçmenin teveccühünü topladığınız sürece başta kim olursa olsun, kim taş koymaya çalışırsa çalışsın o parti içerisinde yükselirsiniz. Aykırı konuşmak zaten oranın siyasi geleneğinin bir parçasıdır. Siz bunların hiçbirisini koymuyorsunuz, hiçbirisine yanaşmıyorsunuz. Ondan sonra başkanlık sistemi. Burada kimse kimseyi kandırmasın. Söz konusu olan doğrudan doğruya bir padişahlık sistemidir. Sonra bu sistemde ön plana çıkacak müstakbel padişahın yönetim becerilerine bakıyoruz. Hani ya muhtar olamazdı, belediye başkanı oldu. O da yetmedi, başbakan oldu. Şimdi nasıl olacak da bu görevi kaldıracak denilen, Cumhurbaşkanlığına kimsenin yakıştıramadığı, hakikaten de şöyle bir alıcı gözle baktığınızda, geçmişteki cumhurbaşkanlarıyla kıyasladığınızda açıktan açığa bir farklı duran, bir diğerlerine göre aynı noktada bulunmayan bir cumhurbaşkanımız var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de tek adam olma yetkinliği, tek adam olduğunda Türkiye'yi ne kadar hakikaten beceriyle yönetebileceği konusunda bir karnemiz var mı? Yani geçmiş AKP yönetiminde Türkiye'ye sıcak para aktı diye gırtlağımıza kadar borca battık. Bir yandan kalkıp barımızı yoğumuzu sattık. Altımızdaki mal varlıklarına kadar Türkiye'nin kefen parası olan, kara günü için biriktirdiği, bir kenardaki varlığı olan kamu iktisadi teşebbüslerinin hepsi peşkeş edildi. Bu süre içerisinde bu sıcak para akışıyla, bu borç yemekle, bu miras yedi tavrıyla işte efendim biraz para göründü ortalıkta. Fakat önümüzde artık bunların bittiği yeni bir dönem başlıyor. Siyasette bu hamleyi yapanlar, bana hiç kimse hesap soramasın, İstediğim her türlü kararı istediğim gibi verenler biraz da bunun hesabı içerisinde değiller mi? Yani bu kara günlerde de artık severek isteyerek değil ama zorla, polis gücü zoruyla, iş güvenlik yasası zoruyla bu halka kimsenin sesini çıkartamayacağı bir şekilde hükümran olayım. Bu arayışın bir göstergesi değil midir? Ki bakın Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte ekonomiye yaptığı müdahale neticesinde hiç kimse yanlış telaffuz etmesin. Dolar yükselmiyor. Türk lirası tepe taklak gidiyor. Ve bunu konuşamıyoruz. Niçin? Medya tahakküm altında. İşte siyaset tahakküm altında. Ne manada tahakküm altında? Yerine göre gündemi değiştirmek, bunu konuşamayacak kadar farklı şeyleri insanlara tartıştırmak gibi bir güç iktidar merkezi tarafından alabildiğine kullanılıyor. Durum bu. Yani buradan Türkiye'nin işte efendim 400 rakamı yakalanır mı? Tam seçim arefesinde HDP ile beraber aynı çizgiye gelmenin neticesinde acaba beraber el ele mi bu değişikliği yaparlar? Bunlar ikinci derecede tartışmalar, evet. Bence. Bunları çok iyi tartışmak, çok iyi neticelendirmek gerekiyor. Halkın bu konuda bilgilendirilmesi gerekiyor. Şu anda halkımızın maalesef siyasette ilgisiz ve bilgisiz yaklaşımıyla önümüzdeki seçimlerden bir felaket çıkma ihtimali son derece yüksek. O parti iktidara yakın, bu partinin kamuoyu yoklamalarındaki durumu iyi diye konuşmuyorum bunu. Ama halkımızın oyuna sahip çıkamayacak kadar, oyunu verirken aslında neyi oyladığını bilmeyecek kadar depolitize edildiği, herkesin kendi çıkarı peşine düşürüldüğü, geçim ve bir yandan da işte yardım adı altında dilenciliğin siyasete iyice bulaştırıldığı bir ortamda maalesef başkanlık böyle bir dönüşüm, böyle bir sistem arayışı yanlış bir zamanlamada, yanlış bir hamle olarak kendini gösteriyor. Evet, çok teşekkürler Sayın Gültekin. Sizin dediklerinizin yine bir değişik versiyonu
anayasa tartışmalarında da ortaya çıkmıştı. İşte bu 61 anayasası, bu 82 anayasası bunlar darbe üründüdür denilerek anayasada işte neler yapılması gerektiğini ifade etti iktidar kanadına yakın çevreler ve iktidar kanadı. Ve sonra daha müreffeh bir ekonomi için, hatta daha iyi bir ticaret için, daha çok işte imkan için denildi. Bir baktık bu anayasayla beraber değişiklikten söz edilirken ilk 3 madde tartışmaya açıldı. Bu dediğinizi de yine aynı bağlamda pek çok olayla kıyaslayabiliriz, değil mi? Yani Türkiye'de 80-82 anayasasının 28 Şubat'ın meyvesi yasalar değildir. Onlar üzerinde az çok ayıklama yapıldı, üzerinde çalışıldı. İki önemli ürünü var. Siyasetten koparılmış, hiçbir şeye inanmaz. Bu biliyorsunuz 1980 darbesinin resmi tavrıydı. Artık halk böyle devlet meseleleriyle uğraşmasın. Hiç kimse devleti kurtaracağım diye derde düşmesin. Bunu yapanları öyle bir ibretlik hale getirelim, onların hayatını söndürelim. Bir kuşak söndürüldü zaten. Ve bunun dışında da insanları cinsellik başta olmak üzere her türlü ahlaksızlık yoluyla siyasetten, yüksek ideallerden, yüksek fikirlerden koparalım. Bu yaklaşımla bir Türk milleti ortaya çıkarıldı. Bir model ortaya çıkartıldı. 3 kuruş menfaati için vatanı gözünü kırpmadan satacak insan yığınları üretildi. 80 ihtilalinin önemli bir ürünü budur. 80 ihtilalinin bir diğer önemli ürünü de baraj üzerinden yine 28 Şubat'ta halk ve devleti arasında, millet ve devleti arasında kopartılan o kavga üzerinden siyasette tırmanışa geçen AKP partisidir. Bu iki ürün şimdi başkanlık sistemiyle son noktayı, Türkiye'nin belki de varlığına son noktayı koyma arayışı içerisinde diyorum ben şahsi değerlendirmem olarak. Çok teşekkürler Sayın Gültekin. İyi akşamlar diliyoruz efendim.